vatandaşlarım, hanımefendiler ve efendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Fikirtepe'de inşallah geleceğin temellerini atmak için bir araya geldik. Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam Yumurtacı Abdivey Caddesi'nde bir arsa almıştı. Oraya bir inşaat yaparken buranın çamurlarını çok çiğnedik. Buraları karış karış bilirim. Burada yaşayan hemşerilerimin yaşadıkları sıkıntıları bilirim. İnşallah yapılacak bu yenilemeyle, bu kentsel dönüşümle Fikirtepe'de 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, toplu taşımayla o şekilde her yönüyle güzel, pırıl pırıl yaşanacak mekanları inşallah burada yapacağız, sizlerin hizmetine vereceğiz. Bunun yanı sıra iki adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor. Değerli hemşerilerim, sevgili İstanbullular, kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en önemli konularından biri de ev ihtiyacıydı, konut ihtiyacıydı. Kolları sıvadık. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa bir süre içerisinde sadece belirli şehirlerde değil, Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Bugün gerek toplu konut projelerinde, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız aynen devam ediyor. Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini de bugün Fikirtepe'de yaşıyoruz. Milletimizin derdine derman olacağına inandığım, böylesine güzel projeleri hayata geçirirken ayrı bir heyecan duyuyorum. Sizlerin de bu yağmurda, bu bereketli günde aynı heyecanı yaşadığınızı görüyorum. Temelini attığımız her eser, açılışını başlattığımız her yeni proje, vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor, hayatını kolaylaştırıyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, şehirlerimizin standardını yükseltmek en temel görevimizdir. Her yatırım, değerli kardeşlerim, her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni yeni istihdam alanı sağlıyoruz. Bu projelerle evet sevgili seyirciler, ezan nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına bir süre ara verdi.
Şimdiye kadar söylediklerini bir toparlamak gerekirse Fikirtepe'de geleceğin temelleri için bugün bir araya geldik ve ben de sizler kadar heyecanlıyım dedi. Buraları çok iyi bildiğini, karış karış bildiğini yine babası ile ilgili bir anısını anlatırken belirtti Başbakan Binali Yıldırım. 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek dedi ve 2 adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor dedi ve kentsel dönüşüm hükümetin 2002 yılından beri en önemli icraatlarından biridir dedi. Yine kolları sıvadık ve senelerdir büyük bir konut seferberliği başlattık. Konut projelerini, toplu konut projelerini hayata geçirdik dedi. Bugün de yine bu konuda kararlılığımız devam edecektir dedi. Tüm bu kentsel dönüşüm projelerinin milletimizin derdine derman olacağına inanıyorum. İnsanların yaşam kalitesini arttırmak en temel görevimizdir. Onları istihdam ettirmek, refahlarını sağlamak en temel görevimizdir dedi. Evet, Başbakan Binali Yıldırım Fikirtepe kentsel dönüşüm temel atma töreninde yapıyor bu açıklamaları. Kendisinden önce de kürsüde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vardı. Yine Sayın Bakan da vatandaşlara, müteahhitlere, tüm bu anlaşmalar sırasında çağrılan herkese yürekten teşekkür etti. Protokolden bazı isimler ekranlarınıza geliyor şu an. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yine Başbakan Binali Yıldırım'ın yanında bulunan isimler şu an görüntülerde. Evet, bugün geleceğin temelleri için bir araya geldik dedi Başbakan Binali Yıldırım. 13 adadan bahsetti sevgili seyirciler ve tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek. Parklarla, bahçelerle, konutlarla, yollarla yepyeni bir şehir inşa edilecek dedi ve 2 adada da yine dönüşüm çalışmalarının başladığı haberini verdi. Hükümete geldikleri dönemden bu yana bu projeye, kentsel dönüşüm projesine çok önem verdiklerini ekledi. Hükümetimizin en önemli icraatlarından biridir dedi. Ve seneler içerisinde hep beraber kolları sıvadık. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Türkiye'nin her noktasında toplu konut projelerini hayata geçirdik dedi Başbakan Binali Yıldırım. Bugün de kararlılığımız devam ediyor dedi. Ve bu projelerin milletimizin derdine derman olacağına inanıyorum diye konuştu ve zannediyorum konuşmasına kaldığı yerden devam edecek. Sevgili İstanbullular, yağmurda sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Haber ıslandık, biz mi yağmurda? Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bu dev projelerle sadece bugünü değil, inşallah yarınlarımızı da inşa ediyoruz. Geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Siyaset, sevgili hemşerilerim, millet için yapılır. Millete hizmetten, ekonomiyi büyütmekten, ülkeyi geliştirip güzelleştirmekten başka hiçbir amacımız olmadı, olamaz. Biz bunu bilir, buna inanır, buna göre çalışırız. İşte şurada hayal edebilir miydiniz? Avrasya tüneliyle buradan, Göztepe'den gireceksiniz, Yenikapı'dan çıkacaksınız.
denizin 106 metre derinliğinden boğazı 3 dakikada geçeceksiniz. Biz laf üstüne laf koyanlardan olmadık. Her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduk. Hizmet, millete hizmet yolunda yılmadık, durmadık. Kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yollarda sürekli çalıştık, çalıştık. İnsanımızı mutlu etmek için ve gelecek aydınlık Türkiye'nin kapılarını aramamak için birçok eseri ülkemize, İstanbul'a kazandırdık. İstanbul, İstanbul dünya şehri. Güzel İstanbul'a, tam yedi tepeli İstanbul'a yedi eser kazandırdık. Ankara, İstanbul hızlı treni yapıldı mı? Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı mı? Marmara yapıldı mı? Dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor mu? Avrasya Tüneli yapıldı mı? İstanbul, İzmir otoyolu, Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı mı? Görüyorsunuz, millet evet diyor. Eserler kendini gösteriyor. Millete hizmet yolunda İstanbul hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Size de bu yakışır. Şimdi bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz hemşerilerim? Bal. Baldır, kaymaktır. Güzel. Bu da güzel bir tanım. Şimdi değerli hanımefendiler, sevgili gençler, hemşerilerim, memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bir dakika dinleyin. Bunların, hatırlayın, başörtü yasağını kaldıracağımız zaman bu bir rejim meselesidir dediler. Yani başörtü yasağını, antidemokratik bir uygulamayı 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken bile CHP bu bir rejim sorunudur dedi. Başörtüsü bir rejim sorunudur diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey, uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Ve Cumhuriyet'in bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz mecliste aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir. Karar sizindir. Hazır mıyız?
Evet Allah. Sevgili kardeşlerim, neden evet diyoruz? PKK hayır diyor, onun için evet diyoruz. FETÖ hayır diyor, onun için evet diyoruz. HDP hayır diyor, onun için evet diyoruz. Hayırcılara bakın, ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe evet diyen, FETÖ'ye evet diyenlere bu millet Nisan'da referandumda dersini verecek, bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de evet mührünü vurarak hesabını soracaktır. Sevgili kardeşlerim, burada 10 binden fazla konut yapılacak. Ama bütün Fikirtepe'yi ele aldığımızda 35 bin konut yapılacak. Ayrıca sadece burada değil, bugüne kadar Türkiye'nin her köşesinde TOKİ marifetiyle özel firmalarımız sayesinde yüz binlerce konutu yaptık. Şehirlerimizi yaşanabilir marka şehirleri haline getirdik. Çünkü siz bunu çoktan hak ediyorsunuz. Çünkü siz bunların hepsine layıksınız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İşimiz hizmet, gücümüz sizlersiniz. Çok değerli kardeşlerim, sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Sizlerle saatlerce konuşmayı arzu ederim. Ama yağmurda ıslanmanıza gönlüm razı gelmiyor. Bir kez daha bu önemli dönüşümü gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak bu hale getiren Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, daha önceki bakanlarımıza ve personeline huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Müteahhit firmalardan isteğim şudur: hemşerilerimizi üzmeyin, ihtiyaçlarını karşılayın, rızasını alın. Kentsel dönüşüm gönüllü dönüşümdür, zorunlu dönüşüm değildir. Daha güzel, daha yaşanabilir mekanlar yapmak için bizim vatandaşımıza, milletimize en büyük vaatlerimizden biridir. İşte şimdi Fikirtepe'de bu dönüşümü gerçekleştirmekle hem daha konforlu, daha rahat çevresiyle, yaşam alanlarıyla yeni bir şehir, yeni bir mahalle oluşturmuyoruz. Aynı zamanda depreme dayanıklı daha güzel mekanları sizlerin hizmetine veriyoruz. Bir kez daha bu eserin, bu çalışmaların milletimize, ülkemize hayırlar, uğurlar, güzellikler getirmesini Cenab-ı Mevlam'dan diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet sevgili seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuştu. Bizler de ekranlarınıza taşıdık. Kısaca bir toparlama yapmak gerekirse, bu projelerle sadece bugünü değil yarınlarımızı da inşa ediyoruz dedi ve siyaset millet için yapılır, ülkeyi geliştirip güzelleştirmekten başka amacımız hiçbir zaman olmadı dedi. Yine Avrasya Tüneli ile de buradan girildiğinde yeni kapıdan çıkılacağı tahmin dahi edilemezdi. Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürekli çalıştık ve gelecek aydınlık Türkiye'nin kapılarını aralamak için pek çok eserimizi kazandırdık. Merak etmeyin, biz de onu mağdur ederiz. Hiç merak etmeyin.
kapatma töreninin açılışı yapılıyor. Fikirtepe'de geleceğin temelleri için bir araya geldiklerini söyledi ve 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek dedi. Tüm bu toplu konut projeleriyle ilgili de kararlılığımız devam edecek dedi. Hazır mıyız? Evet, evet, evet. Evet, yine orada bulunan yoğun kalabalığa anayasa değişikliğiyle ilgili de bir takım sözleri oldu Başbakan Binali Yıldırım'ın. Start vermesiyle başladı. Anayasa değişikliğiyle ilgili memlekette güzel bir iş olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki hemen harekete geçiyor. Yine başörtü yasağını kaldıracağımız zaman da rejim sorunu demişlerdi. 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken de yine CHP buna rejim sorunu demişti. İşte anayasa değişikliğine de rejim sorunu diyor. Türkiye'nin rejimi bellidir. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik ve Cumhuriyeti daha da ileri boyuta taşıyacak yeni anayasayı getireceğiz dedi.